Sayın Adnan Oktar ve Bilim Araştırma Vakfı'na yönelik bir asılsız iddia da Sayın Adnan Oktar'ın ve Bilim Araştırma Vakfı üyelerinin insanları etkilemek için uyuşturucu ilaç verdiği iddiasıdır. Bir kere böyle bir şey kesinlikle yalandır. Daha önceki tarihlerde de gene her zaman olduğu gibi bu tür iddialar olmuştur ve asılsız olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca 1991 yılında Sayın Adnan Oktar'a yapılan kokain komplosunda Sayın Adnan Oktar'a emniyette yemeğine karıştırılmak suretiyle kokain verildiği mahkeme kayıtlarınca sabittir. Ve orada yine bu iddia hatta bir gün önceden basında yer almıştı. Yani Adnan Oktar'ın kanında kokain çıktı diye. Halbuki bunun bir komplo olduğu ortaya çıktı ve beraat verildi. Dolayısıyla bu daha önceki yıllarda da benzer iddialar yapılmıştı ve gene daha önce olduğu gibi bu seferde de yine böyle bir iddia var. Söz konusu iddiada lityum isimli bir ilacın insanlara etkilemek kastıyla verildiği iddia ediliyor. Halbuki bu konuyla ilgili İstanbul Üniversitesi'nden Farmakoloji Bölümünde Anabilim Dalı Başkanı Ali Yağız Üresi'nin açıklaması var. Üresi diyor ki lityum hapı kesinlikle böyle bir amaçla ilgili kullanılmaz diyor. Sağlam insanlar üstünde de etki etmez diyor. Yani bu ilacın böyle bir uyuşturucu etkisi yok. Yani bu ilaç kırmızı reçeteyle satılan bir ilaç değil. Bu ilaç tıpkı magnezyum gibi, kalsiyum gibi suda olan bir şey. Daha doğrusu bu ilaç değil. Bu diğer vitaminlerle birlikte alınan bir mineral. Dolayısıyla kesinlikle böyle bir etkisi yok. Yani o 1991'lerde komplo kuran zihniyetle bugün bu tür iddiaları ortaya atan zihniyet aynı. Kesinlikle gerçeği yansıtmıyor ve bilimsel olarak baktığımızda da böyle bu iddianın geçersiz olduğunu çok net bir şekilde görüyoruz. Ne bağımlılık yapma olasılığı ne de olağan dışı davranışlara yol açma olasılığı.